Diyelim ki elimizde bir kavanoz şekerleme var. Kavanozun içinde tamı tamına 282 tane şekerleme olduğunu da biliyoruz. Bir gün sonra şekerlemeleri bir kere daha saydığımızda azaldıklarını görüyoruz ve ev arkadaşımıza ne olduğunu sorduğumuzda o da bize "Ben 59 tanesini yedim." diyor. Başlangıçta 282 tane şekerleme vardı. 59 tanesini arkadaşımız yedikten sonra kavanozda kaç tane şekerleme kaldığını bulmak istersek. 282'den 59'u çıkarmamız lazım değil mi? Ama şimdilik bu işlemin tam sonucunu değil de yaklaşık sonucunu bulmak istediğimizi düşünelim. Bunu da videonun başlığından anlayacağınız üzere tahmin yürüterek yapacağız. Büyük sayı dediğimiz zaman sayının ne kadar büyük olması gerekiyor ya da hangi sayı büyüktür gibi sorularınız olabilir. Bu noktada büyük sayı dediğimizde 2 ya da 3 basamaklı sayılardan bahsettiğimizi düşünebilirsiniz. Hadi bakalım, şimdi gelin, 282 eksi 59 işleminin sonucunun ne olacağını tahmin etmeye çalışalım. Tahmin yürüttüğümüzde elde ettiğimiz sonuç tam sonuç değil de yaklaşık bir sonuç olacağından eşittir işareti yerine yaklaşık olarak eşittir işaretini kullanmamız gerekir. Tahmin yürütürken bu sayıların yerine kendilerine yakın ve çıkarma yaparken bizi bunlar kadar zorlamayacak sayılar seçeceğiz. 282 ile başlayalım. 282'yi hangi sayıya yuvarlarsam çıkarma yapmak daha kolay olur. 280'e ya da 290'a öyle değil mi? 282, 280'e daha yakın olduğu için burada tercihimi 280'den yana kullanacağım. Evet, 282 yerine 280'i kullanacağız. Peki ya 59? Bunun yerine hangi sayıyı kullanabiliriz dersiniz? Hadi hemen videoyu durdurun ve biraz düşünün. Peki 59'u 50 ya da 60'a yuvarlayabilirim. Az önceki mantıkla 59 60'a daha yakın olduğu için burada da 50 yerine 60'ı tercih edeceğim. 59'un yerine de 60'ı kullanalım. Ve 282 eksi 59 işlemi yerine 280 eksi 60 işleminin sonucunu bulmaya çalışalım. 280 eksi 60 kaç eder? Aklınızdan yapabilirsiniz. 28 onluktan 6 onluk çıkınca geriye 22 onluk kalır ve bu da 220'ye eşittir. İsterseniz burada 2 yüzlük ve 8 onluk olduğunu da düşünebilirsiniz. 8 onluktan 6 onluk çıkınca geriye 2 onluk kaldığına ve yüzlüklere de dokunmadığımıza göre sonucun 220 olacağını bu şekilde de bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 282 x 59 işlemini yapmadık ve bunun sonucunun ne olduğunu hala bilmiyoruz. Ama kavanozda kaç tane şekerleme kaldığı konusunda bir fikrimiz olması adına bu sonucu kullanabiliriz. Ek olarak tahmin yürütmenin ileride de çok işinize yarayacağını bilmelisiniz. Neden diyecek olursanız bunlardan çok daha büyük sayılarla karşılaştığınızda sayıları kendilerine en yakın onluk ya da yüzlük hatta binliklere yuvarlayarak işlemlerin sonucunu tahmin edebileceksiniz.